Sevgili izleyiciler, hepinize merhaba. Yine bir ayrıntı programında sizlerle birlikteyiz. Bu akşam hemşirelik haftasının da içinde bulunmamızdan dolayı ve özellikle COVID-19 döneminin en yoğun yaşadığımız dönemde değerini daha çok anladığımız ve kavradığımız hemşirelerimizi konuşacağız. İki konuğumuz var. Konuklarımız da hem hemşirelik mesleğini hem hemşirelerin ülkemizdeki konumu nedir, yasa statüleri nedir, sorunları nedir ve daha iyi bir hemşirelik mesleği yaratabilmek için neler yapılması gerektiğini konuşacağız. Bir de pandemi dönemindeki deneyimlerini de almak istiyoruz özellikle. Konuklarımız Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği As Başkanı Çiğdem Adataş Şeşen ve Genel Sekreter Özlem Durmaz. Hoş geldiniz. Evet Çiğdem Hanım, sizden başlayalım. Önce mesleğinizi biraz konuşmak istiyorum ben. Yani ülkemizde hemşire olmak nasıl bir şey? Hemşire olmak aslında çok güzel bir şey. Hemşirelik mesleği çok özveri isteyen bir meslek. Yani okula başlıyorsunuz, bir eğitim alıyorsunuz. Hemşirelik mesleği hem teorik hem pratiktir. Bu ikisi bir arada uygulanan bir meslektir. Öğrencilik sürecinde aldığınız bilgilerle böyle bir donanıma giriyorsunuz. Bunun yanında pratiğiniz vardır. Ama meslek hayatına girdiğinizde hem bilgi hem pratiği uygularken tecrübeleriniz artmaya başlar, bilgileriniz artmaya başlar ve o zaman veriminizi görürsünüz. Yani alanda çalışmak, hastaya yararlı olmak, bilgi ve tecrübelerinizi kullanmak çok farklı bir şey. 22 senelik meslek hayatımda çok güzel anılarım da oldu, çok kötü anılarım da oldu. Çünkü çalıştığınız alan sağlık ve insan hayatıdır. Ve genellikle aslında olumsuz hatıraların daha çok olduğu bir mesleğe de sahipsiniz. Çünkü yani insanların aslında en kötü durumda olduklarında başvurdukları merkezlerde çalışıyorsunuz. Tabii ki. Çünkü hasta bireylerle uğraşıyorsunuz. Hasta bireyler ve aileleri de tabii bunun evet. içinde. Burada yani sağlık bir bütündür, bir zincirdir. Halkalar birbirine geçmiştir. Bu halkaların bir tanesi de hemşirelerdir. Yani hemşiresiz de olmaz, doktorsuz da olmaz, işte laboratuvarının da olması gerekir, röntgeninin de olması gerekir. Daha birçok zincirin olması gerekir sağlık sisteminin yürüyebilmesi için, verimli olabilmesi için. Evet, siz nasıl gözlemliyorsunuz? Hemşirelik mesleği gerçekten çok güzel, çok özveri gereken bir meslek. Kişi doğumundan hani bazen ölümüne kadar aslında tamamen yanında olan hemşiredir. Sevinçli günlerinde de mutlu günlerinde de tamamen hastanede sağlıkla ilgili bulunan kişilerin yanında yine hemşire bulunur. Gerçekten çok güzel ve çok özveri gereken bir meslektir. Yani herkes de bunu yapamaz. Evet, biraz da aslında bu en yakın dönemden başlayarak biraz daha mesleğimizi daha ayrıntılı konuşacağız süremizin el verdiğince. Ama COVID-19 dönemini biraz değerlendirmenizi isteyeceğiz. Bu süreç başladığında tabii ki herkes ilk defa böyle bir dönemi deneyimledi. Nasıl bir psikoloji içerisindeydiniz? Genel olarak yani genel hemşireler nasıl bir durumdaydı? Ve o günleriniz nasıl geçti? Biraz geneli konuşalım. Sonra bireysel olarak sizlerin de o dönemlerde nasıl görev aldığınızı da ayrıntılarıyla dinlemek isterim. Evet, buyurun Çiğdem Hanım. Genel olarak aslında stresli, yoğun, yorucu. Çünkü sizin de dediğiniz gibi aslında tecrübesiz demeyeyim de plansız yakalandık. Deyim. Kimsenin deneyimlemediği bir olaydı. Evet. Yani bütün sağlık ekibi için aslında. Ama burada gördük ki bütün hemşirelerimiz adanın her yerinde fedakarca görevlerini yerine getirdiler. 24 saat. Yani beklenmedik bir özveri gösterdiler. Ki çok büyük bir riskle çalıştılar. Sonuçta bir pandemi dönemi. Ailelerinden uzak, çocuklarından uzak. Her an hastalık bulaşma riski
olmasına rağmen bütün hemşire ve ebe arkadaşlarımız bu süreçte gerçekten özverili bir şekilde çalışmışlardır. Hepsine buradan teşekkürü bir borç bilirim. Evet, Özlem Hanım, sizin gözlemleriniz ve deneyimleriniz. Evet, yani hiç bilmediğimiz bir olayla karşı karşıyaydık. Benim bulunduğum alan gereğince daha fazla sınır kapılarına görevlendirme... Siz bakanlıkta görevlisiniz. Evet, hemen sağlıkta görevliyim ben. Hemen sınırlarda görevlendirdik hemşirelerimizi. Daha sonra karantina otelleri adı altında otellerde görevlendirdik. Daha sonra kanalımları oldu, hani süreç ilerledikçe ve biz yani bakanlık olarak daha güzel müdahaleler edildikçe, vaka sayıları arttıkça, geriledikçe her dönemde, her yerde aslında hep hemşireler bulundu. Otellerdeki işte pozitifler, negatifler bütün karantinaya alınan o kişilerin bakımından hep bizim hemşirelerimiz sorumluydu. Onlar devamlı bulunurdu birileri otellerde, evet, değil mi? Evet. İlk sınır kapılarda neydi şeyler? Yani giriş sınır kapılarında evet daha fazla yani geçişlere bakılıyordu ve daha fazla ateş kontrolü yapılıyordu. Hani biliyorsunuz bu salgının da en belirgin özelliği yüksek ateşti, evet. Ve yüksek ateşi olanlar sınırdan içeriye alınmadı, geri gönderildiler. Bu şey kan toplama dediğiniz o... Kan toplama dediğim otellerde hani 14 gün süre karantina kalınan kişilerden sonra evet testler ve şimdi gündemde olan testlerden bahsediyorum. Onlar görevleri var. Evet, nasıl gözlemlediniz özellikle yurt dışından gelen gençler yani, onlar da farklı bir ortam vardı. Yaşadı. Evet, herkeste bir panik vardı. Tabii ki bizlerde de panik vardı. Çünkü dediğim gibi hiç bilmediğimiz bir şeyle karşı karşıyaydık. Hani herkes kendini korumaya çalışır, karşısındakini korumaya çalışıyor. İlk başlarda böyle ne yapacağımızı bilemedik. Ama çok güzel işler başardığımıza inanıyorum. Ve ben de buradan bütün hemşirelerime, bütün hemşirelere teşekkür etmek istiyorum. Çok güzel işler yaptılar. Yılmadan, bıkmadan, usanmadan... Evlerinden uzaklarda, gerektiği zaman uzun nöbetlerde. Evet, sizin de deneyiminizi alalım. Yani bu süreçte ben COVID-19 merkezi, temaslı merkezi kuruldu. O merkezde görev aldım. Evet, uzundu, çalışma saatlerimiz uzundu. Ama bu böyle bir olayı ilk defa yaşamamıza rağmen aslında çok hızlı organize olduk. Ve bu süreci de kazasız aslında atlattık biz. Ama bunun sebebi de herkesin, özellikle de hemşire arkadaşlarımızın gerçekten özveriyle çalışması, bütün ekibin, bütün sağlık ekibinin birleşmesi bu süreci daha kolay atlatmamıza sebep olduğunu düşünüyorum. Biz de aynı şekilde bu temas ekibi oluşturuldu, temaslıların takibini yaptık. Bu süreçte işte karantina otellerine temaslıları gönderdik, takiplerini yaptık. Oradaki hemşire arkadaşların yardımıyla bu süreçleri çok hızlı bir şekilde atlattık. Yani zor, stresli ama geçti yani. Evet, şimdi bu noktada da biraz önerinizi almak isterim. Çünkü yaşadığımız o iki aylık dönemi kimse yeniden yaşamak istemiyor. Ama diğer taraftan da yaşamı günlük seyrine de yavaş yavaş çevirme çabasında adım adım belli kararlar alınıyor. Vatandaşlar, ya ben görüyorum yani sokaklarda maskeyi iyi takmaya devam ediyor, yani o kendini koruyor. Nasıl davranmaya devam etmemiz gerekir bu süreçte? Önce sizden alalım bir. Yani evet, maskemizi hala takacağız. Belki de uzun bir süre takacağız. Hijyen olarak herkesin çok dikkat etmesi gerekiyor. Hani ilk zamanlarda çıkan bu el yıkama alışkanlığının sıklaştırılması gerekiyor. Bir de mesafe çok önemli. Yani yakın temas, eğer pozitifli bir vaka varsa gerçekten yanında fazla durulduğu zaman daha fazla bulaşıyor. Bulaşıcılığı önlemek için yani bu üçünün
yeterli olacağını düşünüyorum. Evet, sizin eklemek istediğiniz bir şey var mıdır? Aynı. Herkes bütün koruma önlemlerini devam ettirmesi gerekir. Bu dünyada bitene kadar, temizlenene kadar bizim de tedbiri elde bırakmamamız gerekir. Çünkü 2 aylık bir sürede ne kadar bir stres ve yorgunluk yaşadığımızı biliyoruz. Hı-hı. Halkımız da bunu gördü, bildi. Onlar için de çok zor. Çalışanlar olarak ayrı, evde olanlar olarak ayrı. Herkes bir stres altındaydı çünkü. Birini duyduklarında acaba bizde de mi var? Selam verdiydim, acaba bende de mi oldu? Diye bir hep endişe ve korku vardı. Bunun için önlemlerin devam etmesi gerekir. Evet, tabii tam bu noktada gelen yorumlar vardır. Yani yorumlar da hep hemşirelerimize bu dönemde minnettarız. Onların ne kadar gurur duysak azdır, gönülden onları tebrik ediyoruz, mükemmelsiniz şeklinde şu an gözüme çarpan yorumlar var. Eminim size de gelmiştir bu dönemde. Nasıl bir his? Gerçekten çok güzel bir his. Yalnız üzüldüğümüz bir de yan vardır ki keşke bu dönemde değil de daha önceden fark edilseydik. Belki bu dönem vesile olur. Ben de açılışta onu dikkat çektim. Bu aslında bu belki de bizlerin de hatasıdır. Yani biz kendimizi de şey yapmıyoruz. Hemşireleri aslında çok da önemli olarak dikkate çok fazla almadık. Ama bu dönemde hemşirelerin değeri daha da dikkat çeken bir noktaydı. Hep farklı yönde eleştiriler alırdık. Bu dönemde gerçekten güzel şeyler duyduk, hissettik. Yani alkışlar bizle, bizi çok mutlu etmişti. Evet, birazdan o az önce dediğiniz noktaya da geleceğim. Sizin de duygularınızı alabilir miyim? Bu dönemde hemşirelik aslında fark edildi. Yani Özlem Hanım'ın da dediği gibi keşke daha önce de fark edilseydi. Şimdi bize de yorumlar geliyor. Biz şimdi mi hemşire olduk? Yok, biz çoktan hemşire olduk. Yani arkadaşlarımız, meslektaşlarımız evet onur oldular. İnsanların veya halkın güzel övgülerinden ama bir tarafları da buruk. Yani biz hep hemşireydik. Hep alandaydık, hep çalışıyorduk. Evet, şimdi hemşireler en fazla yani takdiri ortaya koyan ve teşekkürlerini, şükranlarını sunan aslında vatandaşlar. Hemşireler en zor anları da yaşatanlardı, hasta yakınları olarak. Yani ben hem gazeteci olarak maalesef bunların çok haberlerini yaptık. Öfkesine hakim olamayan öfkesini ilk önce hemşirelerden aldığını gözlemliyoruz. Böyle mi gerçekten durum orada genellikle? Evet, maalesef öyle olaylar yaşadığımız için hep bir kırgınlık, bir motivasyon düşüklüğü var yani hemşirelerimizde. Ama buna rağmen yine de herkes özveriyle görevini yapıyor. Zaten ortada çalıştıkları görüyorsunuz. Evet, tabii sorular gelir onlara. Ben az sonra sizlere yönlendireceğim. Ama yani bu noktadan sonra en azından hem geçmişteki sizlere karşı daha anlayışsız bir tavır ama şimdi de o şükranın ön plana çıktığı bir psikoloji, bunun devam etmesini dileriz tabii bu noktadan sonra. Evet. Ama günlük yaşama geldikten sonra umarız bir ders alınmıştır, herkes biraz daha mantıklı hareket eder diyorum. İnşallah böyle olur. Olabilir mi? Yani inanıyor musunuz bu dileklere siz de yoksa biraz... Aslında inanıyoruz, inanmak istiyoruz. Çünkü bunu, bu mesleğin hak ettiğini düşünüyoruz. Yani bütün hemşire ve ebe arkadaşlarımız mesleklerini en iyi şekilde yapıyorlar ve yapmaya çalışıyorlar. Çoğu sizin de bahsettiğiniz gibi saldırı olaylarını hak etmemişlerdir. Her zaman için önce hasta demişlerdir. Yani hemşirelik mesleği çünkü 24 saat olan bir meslek. Evet. Sağlık yani bu. Yani gece gündüz kesintisiz uzun nöbetleri var, vardiya sistemleri var. Yani çoğunu, günlük hayatının çoğunu hastanede geçiriyorlar. Çocuklarından, eşlerinden uzak. Çoğu hemşire arkadaşımızın eşi de hemşire. Yani zıt çalışmak zorunda kalıyorlar çocuklarına bakabilmeleri için.
bir fedakarlık var yani bu meslek için. Ama önceliğimiz nedir? Hasta. Evet, şimdi arda arda gelen sorular var. Muhtemelen meslektaşlarınızdır da bazıları bize mesaj veriyorlar ki dikkate getirelim. Yani hemşirelerin bilim kurulunda yer almaması, evet, anladığım kadarıyla ciddi bir mutsuzluk yarattı meslektaşlarınızda. Biraz yani önce bu, hiç dile getirdiniz mi neden bizi de almadınız bilim kuruluna? O konuda ne demek istiyorsunuz? Tabii ki kendimiz istedik, hazırız dedik. Bizler de bu sağlığın bir parçasıyız dedik ve bizler de kendimiz görev almak istedik. Hazır olmamıza rağmen bize kimse geri dönüş yapmadı. Yani dile getirdik biz. Tabii bu da bizi çok üzdü. Biz de orada yer almak isterdik. Çünkü hastayla birebir daha fazla bulunan kişi aslında hemşiredir. Evet. Yani o yüzden biz de bir söz hakkı istiyorduk. Ve hasta psikolojisinin de o kurumda yansıyabilmesi için. Sonuç vermedi mi girişimleriniz? Vermedi. Yok, vermedi. Vermedi. Ve yorumlardan da meslektaşlarınız bu evet, konuda. Evet, vermedi. Gayet üzgün. Tabii şimdi baktığımızda yani biraz daha şeye döneceğiz. Sağlık sistemimiz üzerinden değerlendirdiğimizde bu yani COVID salgınının ikinci dalgalarının, üçüncü dalgalarının gelebileceğini de herkes biliyor. İlk dalgayı atlattık biz aslında şu anda. Olası bir ikinci dalgaya daha hazırlıklı mıyız sizce? Yani sistem içerisinde yoksa? Bence şu an bir tecrübe yaşadık. Gücümüzü gördük. Eksiklerimizi gördük. Buna göre ikinci bir dalga nasıl olur, nasıl gelir? Ama biz bir şekilde hemşireler olarak buna hazırlandık derken, çünkü bunu yaşadık, gördük nasıl bir süreç olduğunu, karantinanın nasıl çalıştığını, sürecin nasıl çalıştığını, nerelerde görev alındığını, bu bizim için bir tecrübe oldu. Yani ikinci bir dalgada daha hızlı ve daha bilinçli organize olacağımıza eminim yani. Evet, sizin değerlendirmenizi alabilirim. Siz biraz yani sonuçta bakanlık ayağını da daha evet, iyi biliyorsunuz. O deneyimleri alabilir miyim? Tabii ki Çiğdem arkadaşımın söylediği gibi de hiç bilmediğimiz bir ortamda bulmuştuk zaten kendimizi. Ama şimdi daha da hazırlıklıyız ve ileriki aşamalar için de daha fazla hazırlıklarımız var. O yüzden yani belki biraz daha erken müdahale edeceğiz ki bunda da çok erken müdahale edilmişti. Evet, tabii şimdi benim hazırladığım sorular var ama gelen sorular da var. Ben onları bir şekilde biraz harmanlayıp veya birlikte soracağım. Sorularıma katkı olacak şekilde yorumlar yapanlar da var. Teşekkür ederim öncelikle bunun için. Biraz aslında genellikle mesleklerin daha sağlıklı hayat bulabilmesi için yasal statüleri de çok önemlidir. Hemşirelikte nedir durum? Yani yasal bir statüye oturtulmuş mudur mesleğiniz, yoksa belli yasalar arasında böyle gidip gelen bir yapıda mısınız? Sağlık çalışanları yasasındayız biz ama hemşirelerin açık bir şekilde orada görev, yetki ve sorumlulukları çok fazla belirtilmiş değildir. Bizim Hemşireler ve Ebeler Birliğimizin hazırladığı yasası var tabii ki. O yasa geçmiş durumda. Şu an bir birliğimiz vardır. Onun tüzükleri var. Şu an bekliyor. Onlar Bakanlar Kurulu'ndan geçerse aslında biz birazcık daha nefes almış. Neyi kapsar o tüzükler? Eğitim birimleriyle ilgili tüzükler var. Katkı deontoloji. Deontoloji ile ilgili tüzüklerimiz var. Üyelik şartları. Yani bu bizim birliğimiz, mesleği koruma ve geliştirme adına kurulan bir birliktir. Denetimlerimiz vardır. Sürekli planladığımız eğitimlerimiz vardır. Şimdi bu KKDC sınırları içerisinde özel veya devlette görev yapacak olan bütün hemşirelerin birliğe kayıtlı olması gerekir. Kayıtlı olmadığında görev yapamaz.
kayıtlı olması gerekir ki biz hemşiremizin görevlerini, yetkilerini koruyabilelim. Herhangi bir durumda ona sahip çıkabilelim ve hemşirelik görevini yapmasını sağlayabilelim. Yani bizim birliğimizin amacı budur. Çünkü hemşire olarak gidiyorsunuz ama başka görev de yapabiliyorsunuz. Bunları korumak, geliştirmek, denetlemek birliğin yetkisindedir. Şimdi yönetim kurulu olarak her ay düzenli olarak bölgeler denetleniyor. Yani özel sektörde olan hemşire arkadaşlarımızın işte üyemiler hemşirelik mesleğini yapıyorlar mı? Bunun denetimleri devamlı yapılıyor. Tabii birçok özel hastanede muhtemelen hemşirelik dışındaki işler de yapılıyor. Yapılıyor ama bu birlik kurulduktan sonra ve denetlemeleri başladıktan sonra bunlar hemen hemen azaldı değil mi Özlem? Yani evet azaldı ve bir de bunun tersi de oluyor. Yani gittiğimiz zaman bir hemşirelik diploması olmayan birinin hemşire olarak çalıştığını da buluyoruz. Yani bunlar da bizim mesleğimizi korumamız için. O yüzden birliğimiz var. Yani aksi durumlarla da karşılaşıyoruz. Ama bayağı toparlandı. Evet, tabii şimdi izleyicilerimizden biri bir yorum yaptı. Ben yani çok inanmak gelmedi içimden ama gene de bir soracağım size. Yani hemşirelerin risk ödeneği yok mudur? Yoktur. Hayır. Yani bu gördüğünüz gibi hani şu anda çok büyük bir salgını atlatmış durumdayız ve böyle bir riskli durumda bile hemşiremizin risk ödeneği yok. Yani bazı dairelerde veznede oturan kişilerin bile risk ödeneği varken umarız bu anormal yapı düzelir. İnşallah düzeltilir. Tüzükler buna sağlamaz değil mi? Bu ayrı bir şey ister. Ayrı bir şeydir. Yani biz burada aslında şunu isterik. Bizim hemşirelik mesleğinin ayrı bir yasasının olmasını isterik aslında ki hem hemşirelerimiz alanda daha iyi görev yetkilerini kullanabilip çalışılabilsinler. Bağımlı ve bağımsız fonksiyonlarını daha rahat yerine getirebilsinler. Hem de bu risk ödeneğinin alabilsinler. İşte tahsisatlarını daha cezbedici şekilde alabilsinler. Çünkü daha farklı bir meslek. Yani bazı meslek grupları var ki yasaları tamamen farklıdır. Yani bu mesleğin de yasasının aslında farklı olması gerekir. Çünkü bu meslek de farklı bir meslektir. Evet, tabii şimdi bu nokta belki de COVID süreci sonrasında daha çok gündeme getirmeyi hak eden bir durumdur diye düşünüyorum. Yani biz de bunu gündemde tutmaya çalışacağız. Evet, bir noktaya daha dikkat çekmek istiyorum. Yani özellikle son yıllarda hemşireler arasında bir uzmanlaşma olduğunu gözlemliyoruz. Bunu nasıl gözlemliyoruz? İşte hastaneye gittiğimizde veya hasta yakınlarımızı ziyarete ama çok da kapsamlı da takip edebildiğimizi söyleyemem. Biraz bu konuyu açabilir misiniz bize? Her alanda. Yani mesela sadece acilde değil herhalde uzmanlaşmalar. Yok, hayır, yani. Evet. Hemşirelik her alanda, yani her alan derken sağlık alanında uzmanlaşmış hemşire arkadaşlarımız vardır. Bunlar çocuk hemşiresi olur, kadın doğum hemşiresi olur, acil hemşiresi, dahiliye hemşiresi, işte halk sağlığı hemşiresi. Yani herkes artık gittikçe kendilerini geliştiriyor hemşirelerimiz. Daha önceden biliyorsunuz buradaki okulumuz 2 yıllık ön lisans kapsamındayken o kapatıldı ve tamamen 4 yıllık olarak eğitim veriliyor şu anda. 2 yıllık ön lisans yok şu an Kıbrıs'ta. Ve yani hemşirelerimiz kendilerini günden güne de geliştiriyorlar. Bu aslında çok güzel bir şey. Herkes alanında da uzmanlığını yapabiliyor. Buradaki üniversitelerde buna katkı koyuyor yani. Bu alanda eğitim yardımcı. Eğitim esnasında oluyor bu uzmanlaşma yoksa sonrasında bir eğitim hizmeti mi? Sonrasında. 4 yıllık eğitimin sonrasında isteyen hemşireler buna ilave istediği alanda uzmanlaşabiliyorlar. Yani hemşirelik eğitimi 4 yıllık bir lisans eğitimi. Ondan sonra yüksek lisans, doktora diye devam ediyor hemşire arkadaşlarımız ve birçok da hemşire arkadaşlarımız var, akademisyen olmuşlar, hocalarımız var bu alanda, yani profesör olmuş hocalarımız var. Bu şekilde uzmanlaşma devam ediyor yani. Siz
masterınız vardı. Evet. Neydi çalışma konunuz? Halk sağlığı alanında uzmanım ben de. Arkadaşım da halk sağlığı uzmanı. Sizinki de? Halk sağlığı, evet. İkimiz de halk sağlığı alanında uzman hemşireleriz. Tezlerinizi ne üzerine yaptınız? Benim tezim kadınlara yönelikti. Lefkoşa merkezde araştırma yaptığım bir şeydi. Benim de okullara yönelik işte hijyen üzerineydi. Güzel bir araştırmaydı. Neydi çıkan sonuçlar? Vallahi yani beklediğimizden iyiydi. Yani hijyen alışkanlıklarına baktığımızda, kıyasladığımızda şu an KKTC okullarındaki kız öğrencilerinin hijyenlerini gayet doğru ve etkili bulduk. Evet. Aslında tam dediğin şeye, yani sizi bulmuşken biraz halk sağlığını da konuşmak iyi olacak diye düşünüyorum. Yani yaklaşık bir 10 yıldır ülkemizde seslendiriliyor yani halk sağlığının önemi noktasında. Ama sağlık sisteminin içerisinde bir yer bulamıyor zannederim. Ne yapmak lazım ki daha iyi bir noktaya gelelim o konuda? Görüşleriniz var mı? Yani hemşire şeyine bakacaksak tamamen personel eksikliğinden kaynaklanıyor. Ama ben temel sağlıkta yani halk sağlığı alanında hizmet veriyoruz ve bize düşen kişinin hastalanmadan evdeki bakımının yapılmasıdır. Ve belli bölgelerde, adanın belli bölgelerinde evde bakım hizmetlerimiz vardır ve onları gerçekleştiriyoruz. Kişinin ayağına hizmet götürüyoruz. Aha. Yaşlı bakımlarını yapıyoruz. Ama çok yeterli olamıyoruz. Yani evet, dediğim gibi tamamen personel eksikliğimiz. Bakanlıklar da yapıyor mu yoksa belediyeler özelinden gidiyor? Yok biz çünkü tamamen bakanlık olarak. Tabii bazı bölgelerde belediyelerle işbirliği içerisindeyiz. Ortak elemanlarımız var, paydaşız. Bazı yerlerde tamamen hemşirelerimiz yapıyor. Yani kadrolar biraz genişletilse bu konuda daha iyi hizmet verilebilir. Tabii ki, geliriz diyeyim. Tabii ki, mutlaka. Çünkü çizilecek yol belli. Tabii. Ama eleman eksikliğinden dolayı o yolu yürüyemeyiz diyebilir miyiz? Evet, aynen öyle. Evet, sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Aslında halk sağlığı, sağlığı sisteminin içinde önemli bir yere sahiptir. Çünkü sağlığı koruma ve geliştirmedir halkın, halk sağlığı yani baktığınızda. Özlem arkadaşım tabii daha çok içinde bu işin. Kötü değil mi? Yani kötü değil yani temel sağlık hizmetini, halk sağlığı hizmeti, ama yetersiz eleman nedeniyle bir yerde eksik kalınabiliyor. Ama bu alan güçlendirilirse, artırılırsa hastaneye ulaşmadan yani ya da hastalık boyutuna gelmeden sağlık daha da korunabilir. Ki tabii bu alanda yine iyi bir çalışma var. Yani okullardaki aşılarımız, evet, yine bizim temel sağlık hizmetleri tarafından yapılıyor. PPD taramamız, verem taramalarımız yine temel sağlık tarafından yapılıyor. Yani kötü bir durumda değiliz ama güçlendirilmesi de gerekir. Bir de belki duyurmak da gerekir bunları. Çünkü bazılarını ben yeni duyuyorum. Açıkçası yani bu yaşlılara yerinde hizmet olayını sadece belediyelerin yürüttüğünü zannediyordum ben. Yok. Ama yani bunu da öğrenmiş olduk. Evet, biraz da birliği konuşabilir miyiz? Yani hemşireler ve ebeler birliği olarak neler yapıyorsunuz yönetimde? Yani biriniz as başkan, biriniz genel sekretersiniz. Yani önemli görevler üstleniyorsunuz. Birliğimiz yeni kuruldu. 3 yıl oldu. Biz ikinci yönetimiyiz. Birinci yönetimde de yine arkadaşımla birlikte, o zaman denetlemede kurulundaydık. Şimdi yönetime girdik. Mesleğimiz için güzel şeyler yapmak istiyoruz. Eklemek istiyorsunuz. Yani şu an güçlü bir eğitim birimimiz var. Çok iyi çalışıyorlar. İşte devamlı eğitimleri takip ediyorlar. Şimdi bu süreçte aslında bu 12 Mayıs haftasına çok şeyler planladıydık. Evet. Arkadaşlar bayağı uğraştıydı ama bu pandemi nedeniyle çoğunu ertelemek zorunda kaldık. Ama konferanslarımızı online yapıyoruz. Bugün ikincisini gerçekleştirdik. Çok güzel projelerimiz var. Şu an bir kompleks yapı düşünüyoruz. Hemşireler Birliği kompleksi.
içinde eğitim salonlarının, konferans salonlarının olmasını planlıyoruz. İşte misafirhane düşünüyoruz. Özellikle bir kreş düşünüyoruz. Spor tesisinin olmasını düşünüyoruz. Bu alanda şu an bir arazi bulma peşindeyiz. Çünkü biliyorsunuz hemşirelik mesleği 24 saat var diye ve hemşire arkadaşlarımızın en büyük sorunu kreş sorunu. Bunu çözmek istiyoruz daha çok. Buna yönelik şeylerimiz var, araştırmalarımız var. Sosyal işler ekibimiz var. Onlar da devamlı sosyal aktiviteleri bulmaya çalışıyorlar. Ama şöyle bir şanssız döneme geldik. Planladığımız her şeyi ertelemek zorunda kaldık. Duyuramadık. Hemşire arkadaşlarımız için ve ebelerimiz için onları motive edici, kendilerini değerli hissedecekleri bir ortam ve durumları yaratmaya çalışıyoruz. Tabii onlardan da buradan onlara sesleniyorum. Bize her zaman ulaşabilirler. Önerilerine açığız. Bugün bizlik yönetimde, yarın onlardır. Biz şu an bir ekibik, güzel de bir yönetim kurulumuz var. Güzel bir işbirliği içinde çalışıyoruz. Bu meslek için, mesleğin işte geleceği için uğraşıyoruz. Bu arkadaşlardan da desteklerini ve önerilerini bekliyoruz. Evet, genellikle meslek örgütlerinde aslında mesleğin en büyük sıkıntılarını takip etmek daha kolay olur. Çünkü sorunlu olanlar daha çok birliklerine başvurarak destek isterler. Evet. Bu 3 yıllık dönemdeki, daha önce denetleme kurulundaydınız da, bir böyle hatıralarınızı yoklarsanız nedir meslektaşlarınızın yaşadıkları en büyük sıkıntılar nelerdi? Özellikle birlikten yardım ihtiyaç duydukları noktalar. Daha çok şey olarak işte haklarını haklarını almadıklarını düşünüyorlar. İşte niye mesela risk ödeneğimiz yok? Niye biz başka şeylerle eşitik? Başka kişilerle veya meslek örgütleriyle biz işte eğitim olarak mesela eğitimde uzmanlaşmak istiyorlar. Nasıl yardımcı olabilir? Çünkü çalışıyorlar. Üniversitelerle bağlantı kurduk. Mesela onlara master doktora programları açılması için görüşmelerde bulunduk. Açıldı da birçok üniversitede yardımcı oldu hocalarımız bizlere. Bu konularda yani bize her türlü şikayette geldiklerinde biz bunları çözmeye çalışıyoruz. Yasalar doğrultusunda yapabileceğimiz doğrultusunda meslek adına bunları çözmeye çalışıyoruz. Bunun dışında pek tabii sıkıntılarını dile getiriyorlar bize. Çözebildiklerimizi çözüyoruz. İşte kreş sorunlarını, vardiya çalışmalarını, uzun nöbet saatlerini bunları çözmeye çalışıyoruz. Arkadaşlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Uzun nöbetler personel eksikliğinden kaynaklanıyor. Evet, evet, evet. Yani ne kadar şey vardı, hemşire var ülkemizde? Şu an devlet ve özel yaklaşık 1300 tane üyemiz var. Yani yeni merkezler açıldıkça ve hastanelerin içinde yeni birimler açıldıkça mı ihtiyaç duyuluyor? Yoksa mevcut yapıda da ihtiyaç var mıdır servislerde nöbetlerin daha sağlıklı dönebilmesi için? Var, mevcut yapıda şu an eksiklik var. Tabii yeni bölümler açılıyor, yeni birimler açılıyor. Eksiklik daha da artıyor. Artıyor. Evet, izleyicilerimiz bu dönemde değerinizin daha çok belirdiğini yazmaya devam ediyorlar. Evet, onları da belirtelim. Çok teşekkür ederim. Yani özellikle vardiya çalışılmasına rağmen normal mesai düzeninde çalışanlarla aynı kefeye konulmanın rahatsızlığını aktarıyor zannederim. Evet, hemşire arkadaşlarınızdır, evet. Mesajlar yapar. Bu anlaşılan şu anda en ciddi rahatsızlıklardan biridir. Evet. Tabii risk ödeneğiyle birlikte düşünüldüğünde. Tabii. Evet. Bir noktamız ya daha gelmek isterim ben. Yani Türkiye'deki hastanelerle KKTC'deki hastaneleri kıyasladığımızda hemşirenin görevi farklıdır her ikisinde. Yani nasıl olması gerekir? Bizdeki mi daha iyidir, oradaki mi daha iyidir?
Yani hiç değerlendirdiniz mi bunu? Yani veya böyle bir şey var mı? Yani ben mi gözlemlediğim, sadece özel birkaç yerde de gözlemledim, o kadar. Yani biz hemşirenin yapması gerektiği işlerde de kullanılmak isteniyoruz. Ama hani ben kendi gözlemimi söyleyeyim. Türkiye'de herkes kendi işini yapıyor. Evet. Yani eleştirir gibi olacak ama bize bazen sekreterlik işi de veriliyor. Bazen kapıcının işi de veriliyor. O yüzden yani zaten sıkıntılarımız var. O yönde de eksiklikler var. Ama biz her alanda her boşluğu doldurulmak için kullanılıyoruz. Hem doktorun eksikliğini hem de hasta bakıcının eksikliğini dolduruyor hemşireler bizde. Evet. Evet. O noktada da değil mi? Çünkü ben çok da bizde yani şey, hasta bakıcı yok gibi yani hastanelerde. Evet. Yani birkaç özel yerde var hasta bakıcı. Onun dışında yok. Çünkü Türkiye'de tamamen ayrı bir katro olarak onlar şey yapıyorlar. Bu ayrım da aslında belki de verimli çalışmayı, yani şu an içinde bulunduğunuz durumda verimli çalışmayı da önler gibi geliyor bana. Tabii motivem düşüyor yani. Motivemiz düşüyor. Evet, sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı bu noktada? Yani orada Türkiye'de sanırım yasaları daha belirgin hemşirelerin. Bu RIX ödenekleri daha farklı, daha böyle motive edici ve herkesin görev yetkisi belli orada. Herkes ne iş yapacağını bilir. Bizdeki sıkıntı burada zaten. Yani görev yetkiler açık ve net değil. Hı. Bir hemşirelik yasası oluşturabilirsek ve çıkarırsak, o zaman bizde de bunlar oturacak. Yani bizim eksiğimiz burada aslında. Tabii burada biz çok daha önce çalıştaylar yapıldı bizden önceki dönemde. Birçok hocamız katıldı üniversitelerden. Çok değerli bilgilerini paylaştılar. Onların doğrultusunda zaten tüzükler hazırlandı. Tekrar biz onlardan yardım istedik. Tekrar bize yardım ettiler bu konuda. Bundan sonraki süreçte bunları yapmaya çalışacağız ki biz de bu hemşirelik mesleğinin görev yetkilerini oturtabilelim ve hemşire arkadaşlarımız da hepimiz de daha motive edici bir şekilde çalışabilelim. Şimdi gelen yorumlara da baktığımda ve yani aslında Hemşireler ve Ebeler Birliği'nin kurulmasıyla birlikte bu kurumsallaşan yapı biraz daha güven verdiği hemşirelere haklarını korumak noktasında. Evet. Yani onu gözlemliyorum yani yorumlardaki cümlelere baktığımızda. Siz de hissediyor musunuz bunu yani genel olarak arkadaşlarınızda, meslektaşlarınızda? Çünkü örgütlülük her zaman iyidir. Yani en azından ezilmekten biraz olsun korumayı başarıyor ülkemizde. Yani artık biz kendi mesleki özelliğimizi kazanmak için mücadele edebilecek gücü buluyoruz kendimizde diye bir ifade de var. Yani mesela evet, o güzel bir şeydir. Bu konudaki gözlemlerinizi de almak isterim. Şimdi birlik kuruldu ve herkes bu bir birlik çatısı altında, bütün hemşire ve ebelerimiz toplanmış oldu. Ve bu bizim birliğimiz. Yani bize sahip çıkan bir birlik. Birbirimize sahip çıkıyoruz aslında. Bu konuda da tabii ki bir güven oluştu. Çünkü birlik hemşirelerin mesleki olarak görev ve yetkilerini korumakla yükümlüdür. Eğitimlerini yürütülmesinde, işte denetimlerinin yapılmasında yükümlü bir birim, yani mesleği koruma amaçlı. Bu durumda da kendilerini daha güçlü hissettiler tabii. Yani hepimiz hissettik aslında. Hı. Bir birliğimiz var çünkü. Her an sığınabileceğimiz bir birliğimiz var. Evet, bu önemlidir. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yok, aynı şekilde evet. Yani. Bir de aslında yani ısrarla sevgili Mehmet İpek kardeşimiz bir soru yöneltti. Siz de bunu da belirtmek istiyorum. Birçok yerlerin açılmasıyla ilgili çalışmaların başladığı, biz programa hazırlanırken Bakanlar Kurulu kararlarını açıkladığında Sayın Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ifade etti ve Sayın İpek de diyor ki yani birçok yer açıldı, pazarlar da açıldı ama camiler henüz daha açılma noktasına gelmedi. Yani bu konuda söyleyeceğiniz bir şey var mı diye her kanaldan Mehmet Bey bana sorduğu için size yöneltiyorum ben de bu soruyu. Tabii pazarlar açıldıktan sonra camilerin de açılması bence şeydir, çünkü pazarlarda daha yoğunluklu dur insanlar.
ama muhtemelen hükümet de adım adım gidiyor bana. Sizce her adımdan sonra biraz zamanla hani açılan bir yerin bize faydası nedir? Bu salgınla ilgili önümüze bir şey çıkacak mı? Onun takibindeyiz şu anda. Hı hı, evet. O yüzden yani her yer bir sabırlı anda açılamaz. Tabii ki sabırlı olmak lazım. Hani bahsetmiştiniz siz de, dalgalar vardır çünkü. Yani birinci dalgayı atlattık gibi görünüyoruz. İkinci dalgada olur mu? Olursa hangi anda olur? Nelerin açılmasıyla dalgalarımız başlayacak? O yüzden biraz halkımız sabırlı olsun. Yani yakın zamanda herkes, her yer açılacaktır. Evet, bir izleyicimizin kurduğu çok güzel bir cümle var. Hiç ben direkt onu okumak istiyorum size, değerlendirmenizi istiyor. Hemşireler birer melek değil insandır. Her insanın ihtiyacı olduğu unutulmamalıdır. Dinlenmeye, riskli durumlarda destek görmeye de ihtiyaçları olacaktır. Bu konudaki düşüncenizdedir. Yani aslında izleyicimiz çok güzel bir noktaya çekti. Çünkü hep hemşireler melekle özdeşleştirilir. Ama yani melekle özdeşleştirmek yetmez. İnsan olduğunu da hatırlamak gerekir noktasında çok güzel bir mesaj verdi izleyicimiz. Siz bu konuda ne dersiniz? Çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir şeye değinmiş. Aslında hemşireler bir melektir. Biz pek kabul etmiyoruz. Biz bir hemşireyiz ve biz de bir insanız. Yani seyircimize teşekkür ederiz. Bu ifadeyi pek kullanmıyoruz yani biz. Kullanılmamasını da istiyorsunuz. Evet, kullanılmasını istiyoruz. Evet, bu mesajı da hepimiz almış olalım. Evet, programımızın sonuna geldik. Yani burada hem vatandaşlarımıza hem ülkeyi yönetenlere, hemşirelerin daha sağlıklı mesleklerini icra etmeleri için ne öneriler bulunursunuz? Yani sizin için ne yapsın hem hasta yakını yurttaşlar hem de ülkeyi yönetenler? Şöyle söyleyeyim, bu süreçte hemşirelik mesleğinin önemi ortaya çıktı aslında. Bizde de, Türkiye'de de, dünyada da böyle bir süreç atlattık. Bunu bütün siyasilerimiz, bütün halkımız görmüştür. Bizim isteğimiz hemşirelik mesleğimizin önemini vurgulayabilmek için, kalitesini daha da artırabilmek için hemşirelik yasamızın oluşmasını istiyoruz. Bu konuda bütün siyasilerimizden destek bekliyoruz. Bütün sivil toplum örgütlerinden, bütün meslektaşlarımızdan. Bu programda bize yer verdiğiniz için size de çok teşekkür ediyoruz. Buradan bütün meslektaşlarımın, hemşire ve ebelerinin tekrardan Hemşireler Günü'nü kutlarım. Hepsine bu süreçten dolayı gerçekten teşekkürü bir borç biliyorum. Hepsiyle de gurur duyuyorum. Biz de bu süreci atlattık ve benim için gerçekten hemşirelerimiz bir kahramandır. Evet. Çok teşekkür ederim. Evet, ben de öncelikle sizlere teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir programda bizleri misafir ettiğiniz için. Ben de buradan tüm hemşire ve ebe arkadaşlarımın Hemşireler Günü'nü kutluyorum. Evet, onlar birer kahramandır. Bu biraz geç fark edildi ama erken unutulmaz umarız. İnşallah erken unutulmaz. Teşekkür ederim ben de. Evet, ben de teşekkür ederim katıldığınız için. Tabii yani hemşirelerin değerini geç anlayanlardanız. Bizdeki sizi programlarımıza bu kadar geç konuk alabildik. Ve tabii ben programı bitirirken aslında eski başkan sevgili Oğuz Köse'nin bir değerlendirmesi vardır. Onu ben bir okuyarak izleyicilerimize de, yani aslında bütün programda konuştuklarımızın bir şekilde o da tercümanlığını yaptı. KKTC'de mesleğini icra eden hemşirelerimiz sadece Türkiye'den değil, dünyanın birçok ülkesindeki meslektaşlarından, yorumlar geldikçe kaçıyor. Evet. Evet, yorum kayboldu. Yani aslında bulamadım sevgili Oğuz Köse'nin yorum gitti, sildim, yoksa başka yorumlar gelince görünmez oldum, ama yorumun özeti
Yani hemşirelerimiz ne kadar başarılı olduklarını bu süreçte göstermişlerdir. Onlara kendilerini yönetebilme kabiliyeti yasalarla tanınırsa daha başarılı olacaklar şeklinde bir değerlendirmesi vardı Oğuz Köse'nin. Biz bunu tüm hemşirelerin bir talebi ve isteği olarak aktarıp programı sonlandıralım. Tekrardan teşekkür ederim katıldığınız için. Evet, sevgili izleyiciler, bugün de konuklarımızla ülkemizdeki hemşirelik mesleğini konuştuk. Özellikle COVID-19 salgını döneminde değerlerini daha iyi anladığımız hemşirelerin de birçok sorunları ve beklentileri vardır. Bunların başlıcalarını değerlendirdik. Umarız bu sorunlar aşılır ve bu sorunların aşıldığını duyuracağımız programlarda da birlikte oluruz. Haftaya yeniden görüşmek dileğiyle hepinize mutlu akşamlar dileriz.